Arkadaşlar merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün videonun açılışını Erzincan Şelalesi'nden yapıyorum. Herkese selam olsun. Evet arkadaşlar, kraliçeyi şöyle bir güzel gezdirdim, getirdim. Öyle fazla uzağa da gitmedik. Ama hemen yoruldu. Şuraya yattı. Bahçeye getirirken de iki tane kedi gördü. Bir anda elimden bir vurdu. Öyle bir şey beklemiyordum tabi. Yani ben kedileri görmediğim için. Hızlı bir şekilde bir vurdu. Şu karşıdaki telleri arkadaşlar. Kedi tam oradan alttan çıkmayı başardı ama bu manyak tabi gözü döndüğü için teli fark etmedi. Oraya bir kötü çarptı. Çok deli bir köpek. Çok sert bir dişi. Hatta eskilerden böyle bir şey de var arkadaşlar. İnsanlar diyordu ki bir köpek bir kediye dahi saldıramıyorsa kurda hiçbir şey yapamaz. Bak her köpek kediye saldırmaz arkadaşlar. Yani bu, yani adamlar yaşanmış, geçirmiş insanlar, böyle şeyler biliyorlar. Arkadaşlar eskiden buralarda çok köpek olurdu. Hatta biz buralarda bu şekilde, yani bu taraflara fazla uğramazdık. Fazla gezmezdik. O zamanlar tabii çocuktuk. Yani nasıl diyeyim size, çok köpek olduğu için çok saldırırlardı bize. Bir de öyle boş köpekler de yoktu. Çok iyi böyle saldırgan köpekler vardı. Tabi o zamanlar hayvancılık çoktu arkadaşlar. Sadece bizim bu köyden değil, yani başka yerlerden, başka köylerden köpekler çıkıp buralara kadar geliyorlardı. Sırf kızan köpekler için, yani kızan sürüsüne karışmak için geliyorlardı, eşleşmek için. Arkadaşlar buralarda oluyordu 15 tane 20 tane köpek oluyordu buralarda. Bu konuya niye değiniyorum? Eskiden ya geçen gün bir arkadaş yazdı. Ya eskiden diyordu ki sokaktan bir tane köpek alıyorduk. Yani dişilerin altından çok iyi köpekler çıkıyordu. Onun sebebi de işte arkadaşlar bu şekilde, örnek vereyim. 15 tane köpeğin içinde bir tane lider köpek çıkıyor. Dişiyle eşleşme hakkını sahip oluyor. Ve o kadar köpekle mücadele edip lider olan köpeğin altından gelen yavrular da tabii ki de iyi olacaktır. Şimdi günümüzde ne var arkadaşlar? Günümüzde her insan kendi köpeğine, yani her sahip kendi köpeğine aşıktır. Çoğunlukla. İlla ki benim köpeğimin yavrusu olacak. Hangi dişi olursa olsun benim köpeğim bu dişiyle eşleşecek mantığı var. Şimdi bir kesimde de, yani bu tür insanlar daha az kaldı da, bir kesimde de bu şekil var. Ne araştırıyor, nerede iyi köpek varsa dişisini götürüp onunla eşleştirmeye çalıştırıyor. Elinde erkek köpeği yok mu? Var. Ama başka köpekle eşleştirmeye çalışıyor. Çünkü o köpeği, o da farkında ki benim köpeğimden daha iyi ve altından gelen yavrular da iyi olsun diye. Ondan dolayı arkadaşlar bugünümüzde illaki benim köpeğimin yavrusu olsun, illaki benim köpeğimin yavrusu olsun. Bir çıkıyorlar yavruları. Bizim görmediğimiz bir taraf var tabi. Vitaminlerle, yani besinli, proteinli mamalarla köpekleri şişiriyorlar. Hemen yüzünü asma. Ama köpekte cesaret olmadıktan sonra hiçbir şey olmuyor tabi. Bu sadece yedirmeyle de olmuyor bu işler. Bakıyoruz köpek tek başına hiçbir halt daha yaramıyor. Ya yanında sahibi destek verecek ya da yanındaki başka köpeklere güvenecek. Bu tür köpekleri çok gördük biz burada.
Ama adam illaki benim köpeğimin yavrusu, benim köpeğimin yavrusu olacak diyor. Şimdi boy kaçın arkadaşlar, ben size bu şekilde söyleyeyim. Yani gerçekten abartmıyorum. Çok kişi yazdı. Ondan sonra birisi beni uyardı, dedi ki sen niye öyle bir şey yapıyorsun ki yani dedi. Adam diyor ki ben dişi köpeğim kızana gelmiş, boy kayla eş etmek istiyorum. Kabul ediyor mu işte böyle şeyler? Ya ben önceden nasıl düşünüyordum? Sadece bende değil arkadaşlar, herkeste iyi köpek olsun. Adam demek ki boy kadar bir şey görmüş ki. Hani tek tabanca ya, istediği her yerde hiçbir mekanda yeri fitesi olmayan bir köpeğin yavrusunu tabii ki de isteyecektir. Sonra biri beni uyardı, dedi ki sen, ya senin köpeğin 3 yaşında, 3. Yani daha yaşı genç. Senin yolun uzun. Gün gelecek bu köpek yıpranacak yani. Ömründen gidecek. Yolun uzun, daha güzel dişiler getirip köpeğin yavrusunu almak varken niye millete şey yapıyorsun ki yani? Bir de ne, herkesle de bu iş yapılmaz zaten. Adamın nabzını bir ölçüyorsun. Adamın içi fesat olduğu için hemen kendini belli ediyor. Gel de sen bu adam için iyi niyetli bir şekilde bir şey düşün. Olmuyor işte arkadaşlar. Şimdi ben bu konuda niye abartmıyorum o kadar? Yani gerçekten az bilene söylüyorum. Bu konulara girmek de bilene istemiyorum ama arkadaşlar ya, dönüp bakıyoruz. Yani nereden baksam bütün YouTuber'lar bunu yapıyor. Ya sen köpeğini çok şişiriyorsun diyorlar bana. Bunu diyenler de fake hesaptan gelip yazanlar zaten yani. Ya arkadaşlar, boy kay için yer mekan fark etmez. Son zamanlarda kraliçe ile ayıya gitme videosu var. Ha keşke orada drone'um olsaydı veya farklı bir açıda olmuş olsaydım yani, onu görüntülemek çok isterdim. Hatta geçen gün bir daha çıktım ben yukarı. Aşağılara doğru, hatta daha ayı bayağı bir aşağılara gelmiş ve patizlerine bakılırsa büyüklü küçüklü var arkadaşlar. Yani başka ayılar da gelmeye başlamış belli ki. Çünkü bizim buralara şu anda askeriye çöp falan döküyor. Ayılar da bunun kokusuna alışmış gelmişler. Ve bir de bizim bu üst taraflarda büyük bir bahçe var, meyve bahçesi var. Kimse de o evde oturmadığı için ayılar, yani biliyorsunuz, hem otçuldur hem etçildir. Hele ki meyve falan daha çok sever. Bunlar için geliyorlar. Ha illa ki ben bir gün güzel bir video çekeceğim o ayılarla. Bunları illa ki denk getireceğim. Tabii şu anda kraliçe gebe olduğu için böyle aksiyonlu hiç şeye giremem. Ve gördüğünüz gibi bağlı şekilde götürüp getiriyorum bu şekilde. Yani hayvan rahat etsin, hep bir yerinde yatmasın diye, onun da rahatlığı için önemini gösteriyoruz arkadaşlar. Yani dikkat ediyoruz konuda. Ve ondan sonra boy kaya bakarsanız arkadaşlar, yani istediğiniz yere alın götürün. Hani bir laf vardır ya, dosta güven, düşmana korku diye. Boyka öyle bir köpek. Şimdi Boyka keşke daha zamanında, yani nasıl diyeyim size, gençlik hastalığı geçirmiş bir hayvan arkadaşlar yani. Yavrulukta. Tabi daha erkenden Boyka elime düşmüş olsaydı Boyka daha büyük bir köpek olurdu. Ve hatta ben bir Boyka'yı ölçme videosu yapacağım. Boyka 80 santim arkadaşlar. Ben kendi ölçtüm ve bunu gördüm. Boyka'da salı kısa olduğu için boyunu göstermiyor. Ha bir de böyle bir şey de var. Videolarda tam tersine Boyka daha küçük görünüyor. Normalinde o kadar küçük bir köpek de değil. Köpeklerin yanında böyle dikleştiği zaman arkadaşlar, hop, aynı boyunda. Sadece ne kısa? Salı kısa arkadaşlar. Ha bir de eskiden bize derlerdi ki sallı köpek yıkılmaz. Ya ben Boyka'nın bugüne kadar yıkıldığını görmedim. Sadece efsane bozu yıktı Boyka'yı.
Boyka da Efsane Bozo'yu yıktı. Efsane Bozo da Boyka'yı yıktı. Ama herkes de bunu gördü ve farkında ki sonuculuk öyle bir şey ki sonunu bağladı. Boyka Efsane Bozo'ya diş attırdı. Yani o yüzden Boyka'nın peşinde çok kişi var. Diş göbeklerini getirip eşle etmek isteyenler var. Yavrusunu isteyenler var. Ama arkadaşlar şimdi biz kendimize bir tane yavru ayıracağız. Yani fazla bir yavru olacağını da zannetmiyorum ve de istemiyorum da fazla yavru olmasını da istemiyorum. Yani bir tane bu konuya da değinmek istiyorum unutmadan. Mersin'de bir tane abimiz var. Yunus Eldemir'e de buradan selam olsun. Duman'ın oğlunu almış ondan. Biz kraliçeyi getirdiğimiz zaman benden de Boyka'nın bir dişi yavrusunu istedi benden. Videosunu attı o köpeklerin. Dedi işte ben Duman'ın oğlunu aldım. Senden de dişi yavru alacağım. Boyka ve Duman soyunu birleştireceğim dedi. Yani benim daha önceden planladığımı o adam bizden önce yapacak böyle bir şey. Hayırlısı olsun. Vallahi çok da güzel olur. Bir tane dişi yavrumuz Mersin'e gidecek arkadaşlar. Duman ve Boyka soyu orada birleşecek. Tabi altlarından gelecekler de tahmin edenler eder yani. Şimdi Duman gerçekten YouTube'a başlamadan önce de çok beğendiğim bir köpekti. Biz iyiye iyi deriz arkadaşlar. Kötüye de kötü deriz yani. Bu böyledir yani. Bir tane dişi yavrumuz Mersin'e gidecek. Bu şekilde Duman ve Boyka suyu da birleşmiş olacak orada. Yani Duman'ın karakteri Boyka'yla aynı arkadaşlar. Şimdi ben Duman'ı izlediğim zaman ve Boyka kapıma geldiği günden beri ben gözlemliyorum. Aynı arkadaşlar. Boyka her köpeği havlamaz. Zincirdeyken elimizde bağlıysa farkındaysanız hep bizim zincirlerimiz gergidedir arkadaşlar. Hiç böyle boşlukta olmaz. Boyka öyle bir köpek. Yani ben kendi köpeğimi tabii ki de öveceğim. Niye övmeyeyim ya? Ya gerçekler bunlar. Siz de görüyorsunuz zaten. Yani biz boş konuşmuyoruz burada. Zincirdeyken Boyka havlar arkadaşlar. Ondan sonra açıksa karşıdaki köpeğe gider bir tartar. Ya sen benim dengim değilsin uzak der. Veya karşıdaki köpek çok ısrarcıysa Boyka hiç ikilenmez. Gider çenesini üstüne koyar. Yapışır arkadaşlar. Ha, son tuttuğu yerler de boğaz altıdır genellikle. Hep boğaz altına çalışır. Fırsatı bulduğu zaman da ayaklara pis girer. Öyle de bir stilini değiştirebilen bir köpek köpeğine karşı. Boyka için yer mekan fark etmez. Biz burada YouTube işi yapıyoruz. Ve benim köyümde gerçekten bir köpek eksikliği var. Ben nasıl diyeyim size? Köydekilere kimseye bellettirmedim bugüne kadar YouTube kanalım olduğundan dair. Bakıyorum ki birkaç kişi öğrenmiş ve köyde şu anda baya bir kişi bizim YouTube yaptığımızı biliyorlar ve köpeklerimizi de tanıyorlar. Benden köpek istiyorlar arkadaşlar, yavru köpek istiyorlar ve benim köyde de baya bir köpek eksikliği olduğu için bizim oralarda arkadaşlar nasıldır? Herkes köpeğini bağlamaz. Bizim köyde köpek bağlama diye bir şey yoktur. Herkesin köpeği kendi kapısında sadık bir şekilde durur. Malına, davarına gider. Sobanın yanında işini yapar, gelir yatar. Kış ayında da kurtlar gelmeye başlar arkadaşlar köye. Kurtlar gelir. Cesur köpek nerede varsa o zaten gider. Nasıl gider? Kurdun peşine gider.
Gelir oyuna düşürürler, bir şey yaparlar, götürürler arkadaşlar. Diğerleri de çıkarırlar piyasaya, pusuya düşürüp hayvanı maalesef. Yani biz öyle şeyler gördük ki arkadaşlar. Yani diğer günü oluyor, gidiyoruz bakıyoruz, böyle karı takip ediyoruz. Karın içindeki izlere, ayak izlerine, kan şeyine gidiyoruz. Böyle bir çukura doğru götürüp köpekleri öyle bir şekilde maalesef parçalıyorlar ki. Boynumda mesela böyle bizim taktığımız böyle kemerli çengellerden değil, torklardan değil. Her yeri demir olan torklardan. Böyle parça parça onları kırdığını gördük. O çengellerin ya demir ya demir demir. Demir kırılmış. Demirle böyle parça parça el kadar ortalıkta böyle dağıldığını görüyoruz. Yahu sende nasıl bir çene var ya? Ya kurtlar acayip bir şey arkadaşlar ya. Biz onları yani alsan götürsen bir İspiral taşıyla kessen o şekilde ayarlayamazsın. Böyle bir şey yok. Öyle şeyler biz gördük. Ondan dolayı bizim köyde baya bir köpek eksikliği var. Çoğu kişi de istiyor. Çoğu da hepsi neredeyse akraba. Yani elimizden geldikçe bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Bizim için her şey para pul değil. Yani boy kanun yavrularından köye de göndereceğim. Şöyle kraliçeyi gezdirirken biraz da kendi köpeklerimizden bahsedelim dedik. Boyka'dan bahsedeyim dedik. Çok kişi gelip yazıyor. Meydancılarmış sözde. Ya sen Boyka'yı bu kadar abartıyorsun karşımıza çıkart bilmem ne. Lan ben meydancı olsam emin ol ki ben zaten meydanda olurdum o zaman. Ve çoğunuz da karşımıza olamazdınız. Ya biz burada YouTube yapıyoruz. Bizim meydanla ne işimiz var? Sen benim köpeğimi niye bu kadar kafaya takmışsın? Hele bir meydana git de ki benim köpeğim örnek vereyim. Bu öyle bir köpek. Adını duydun mu? Ha ben de diyeyim aynen. Helal olsun. Bak çok güzel bir nam yapmış. Ben bile duymuşum diyeyim. Öyle bir şey, öyle bir köpeği bir ayı yok. Çoluk çocuk da çok. Bilmiyoruz yani. Çoluk çocuk mu? Büyük mü? Bilmiyoruz. Arkadaşlar yazıyorlar ya. Biz YouTube yapıyoruz arkadaşlar. Bizim meydanla işimiz olmaz. Bizim meydanla ne işimiz olabilir? Hani lafı nereye getireceğim? Biz burada sağlam köpeklerden. Böyle kangalmış, malaklıymış, buymuş, şuymuş. Ben bunlara fazla bakmam arkadaşlar. Ben sağlam köpek üretmek istiyorum. Ya kaliteli köpek olacak. Dosta güven, düşmana korku salabilecek köpek üretmek istiyorum ben. Köpeğini buradan alıp örnek vereyim. Dağın tepesine çıktığın zaman, diğer köye gittiğin zaman köpeğin senin yanında hala zımba gibi duruyorsa hiçbir geri vites yapmadan kapısında olduğu gibi orada da durabiliyorsa bu köpek zaten üretilmeyi de hak ediyor. Övülmeyi de hak ediyor. Yani efsane demesini de hak ediyor. Yani bu böyledir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.